Sağ ol. Engin çıktı Hasan Bey. Tamam gördünüz değil mi? Alican. Geliyor. Abi gibi. Tavsiye alalım mı? Senin mikrofonun nerede dostum? Vallahi yani duygu ve düşüncemiz, yani biz zaten her zaman gerçekleri söyledik. Bundan sonra da gerçekleri söyleyeceğiz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Gerçekler bir şekilde gün yüzüne çıkacak. Ama yani birilerinin gerçekleri aramadığını anlıyoruz zaten. Yani tutuklanma sürecimiz de ortada. Yani anlamsız bir şekilde tutuklandık. 100 gün içeride kendimizle ilgilendik. Yani ama yani gerçekler ortaya çıkacak. Yani gerçeklerin ortaya çıkmasından korkanlar artık düşünsün diyoruz. Yani bizim bir korkumuz yok. Yani zaten korkumuz olsaydı yurt dışından gelip tekrar mahkemenin karşısına çıkmazdık. Ama birileri yargının karşısına çıkmaya bile korkuyor. Yani diyecek çok bir söz yok aslında. Yani her şey ortada oluyor. Yani çok bir söyleyecek sözüm yok. Onlara kızgın değilim. Onlara üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum insanları. Bir kısmı insanı da tanıyorum yani. Tanıdığım insanlar. Biz onları bambaşka insanlar da biliyorduk ama üzülüyorum, onlara gerçekten üzülüyorum. Yani bir an önce doğrudan yana olsunlar, artık bıraksınlar yani. Gerçekler bir şekilde ortaya çıkar. Yani daha çok suç istiyorlar. Yani hepsi çıkacak, bize tutuklama yönünde yaptıkları uygulamalar hepsi ortaya çıkacak. Biz de bunu takip edeceğiz tabii, yani hakkımızı arayacağız. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu olayları götüreceğiz. Peşinde duracağız yani. Ama onlar adına gerçekten üzülüyorum yani. Beraat diye ille de bir beklentiyle gelmedik. Çünkü konjektür malum. Yani beraat etmeyebilirdik. Zaten Türkiye'de hani hukuk lineer bir şekilde işlemiyor. Yani hukuk hukuk olarak işlemediği için şu anda ne yazık ki. Hani ne çıkacağı konusunda bir şey yoktu. Hani bir ümidimiz vardı gene tabii. Her zaman ümitliyiz biz yani. Yani Cenab-ı Hakk'a güveniyoruz. Yani her şeyi ona teslim ettik. Ona güveniyoruz. Yani başka güvendiğimiz bir şey yok. Ama dediğim gibi yani ille de tahliye olacağız diye bir beklentimiz yoktu. Kendimizden eminiz. Masum olduğumuzu biliyoruz. Ne yaptıysak baştan beri onu anlatıyoruz. Farklı bir şey anlatmıyoruz. Ama tali olduk. Yani tabii mutluyuz. Yani bizden çok ailemiz çünkü bu konuda mağdur oldu. Yani sonuçta ben evde kendi işlerimi, kendi çalışmalarımı, akademik çalışmalarımı yapıyordum. Bu sefer cezaevinde yaptım. Yani işte bir kitabın yarısını kadar yazdık. Ona devam edeceğiz yani. Yaptığımız şeyler bu. Yani farklı bir şey yok. Ama dediğim gibi yani gerçekler ortaya çıkacak. Yani çıkmak zorunda zaten, çıkacaktır yani. Bence fazla şeyi zorlamayıp gerçekleri konuşmak lazım artık Türkiye'de yani. Aileniz... Vallahi özlediğimiz çok şey var. Mesela sıcak yemek yemeyi özledik. Menemen yemeyi özledik falan böyle. Tabii özlediğim şeyler var, ailemizi özledik. Hani yemek babından tabii cezaevinde imkanların el vermediği şeyler var. Onları özlüyor insan tabii ama ya alışıyorsunuz bir süre sonra. Yani cezaevi de insan için bir nimet. Bazı fonksiyonlarınız orada gelişiyor yani. Yani anlatabiliyor muyum? Yani işte yani ibadetinize daha çok önem veriyorsunuz. Unuttuğunuz bazı şeyler yapıyorsunuz. Dünya hayatına kapılıp gittiğinizi görüyorsunuz. Yani tekrar doğmuş gibi olabiliyorsunuz yani. Bizim için de biraz öyle oldu yani. Bu açıdan memnunuz. Tali olduğumuz için mutluyuz tabii. Ailemiz adına da mutluyuz. Ama dediğim gibi yani ben aslında o insanlara üzülüyorum gerçekten. Yani birçok böyle karmaşık, alengirli işlere girip belli yapılan pislikleri örtmeye çalışırken daha çok pislik ortaya çıkarmak çok üzücü hakikaten. Yani insan onlar üzülüyor. Yarın bir gün bunlar çıkacak. Çoluk çocuğu ne diyecek yani? Bizim babamız böyle bir insanda bunları yaptı. Nasıl savunacak? Bizim çoluğumuz çocuğumuz bizi rahat rahat savunacak yani. Yani biz suç üzere yattığımız için memnunuz. Suçluyken yatsaydık daha çok üzülürdük yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onlar adına gerçekten üzülüyorum. Yani bu Ramazan olması itibariyle biraz kendilerini toparlamalarını tavsiye ederim gerçekten. Yani çünkü bir de hukuk malum, adliye sistemi malum. İşte o sistem içinde biz tutuklandık. Bu sistemi kuranlar da belli. Ben onların o sistemden geçip tutuklanmasını istemem. Gerçekten istemem. Vicdanım el vermez yani. Aynı duruma benim durumuma onların düşmesini istemem. Gerçekten istemem. O için akıllarını başlarına toplasınlar bence. Sistemi düzelsinler yani. Bu doğru bir şey değil. Kendilerini de düzelsinler diye tavsiyede bulunuyorum. Ha, dinlerler, dinlemezler. Önemli değil. Herkes kendini kontrol etmek zorunda. Ara sıra sırada bir check balance yapmakta fayda var yani. Tamam, teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.